Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bir başka San Andreas videosuna da hoş geldiniz. Bu bölümde San Andreas sırlarından birisi olan Last Barrancas'ı anlatacağım ve bulabildiğim şeyleri sizinle paylaşacağım. Last Barrancas nedir? Şimdi Rockstar Games'in sitesine gittiğiniz zaman, San Andreas için ayrılmış olan bölümüne gittiğiniz zaman şurada San Andreas haritası olacak. İşte orada bir haritada Last Barrancas adlı yere tıklayın. Yani öyle bir şeyler yazacak. Orada bir tane efsaneden bahsedecek. Efsanede şöyle bir şey diyor. Henry Bolt adlı kumandanın komuta ettiği 66. Süvari Birliği bir tane kasabadan yardım çağrısı alıyor. Çağrı da işte hayrola kasabaya geldi, bize yardım edin falan filan. Kumandan birliği alıyor, yallah yola çıkalım. Yola çıkarken bir yerde bunlar bir uçuruma düşüp ölüyorlar. Hepsi rest in peace. Sonrasını bilmiyoruz. Hayrola kasabayı yağmaladılar mı ne olduysa. Las Barrancas'ta düşüyorlar bunlar. Las Barrancas ne demek? Şurada bir tane kasaba adı. Ayrıca Las Barrancas İspanyolca'da uçurumlar demek. Yani gördüğünüz gibi de hani 1842'de geçiyor bu olay. Rockstar'ın açıklamasına göre. 1842 yılında zaten böyle gelişmiş bir baraj yok. Şurada haritadan göstereyim size. Hani buradaki sular o kadar da yüksek değil. Burası sadece küçük bir dereydi herhalde zamanında. Şuradaki girintiler de yoktu. Buralarda uçurum vardı herhalde. Zaten şurası da yüksek bir kaya. Şimdi bu Las Barrancas adlı kasabaya gideceğiz ve ben yola giderken size dedikodular anlatacağım. Neden böyle bir şey var diye. Evet. Uf, CJ yine rap skill'lerini sergiliyor. Aman tanrım, sanatçı, gerçek bir sanatçı. Peki ben hemen şey olayı anlatayım. Bazı oyuncular burada seslerin gece gece seslerin duyulduğunu söylüyorlar. Biz de buralarda dolaşacağız. Bir gece ses var mı yok mu bakacağız. Bu arada illaki ses çıkacak diye bir şey yok. Çünkü bayağı bir yorum alıyorum. Hani şikayetçi değilim. Sadece açıklama yapmak istiyorum. Hani videolar izlerken şöyle bir şey kapılmayın. Hani hayalet geçiyorsa videonun adında hayalet çıkacak anlamına gelmiyor. Sadece mesela ben şimdi Last Barrancas adında bir tane video çekiyorum. Ben sadece bulabildiğim ipuçlarını size göstereceğim. Sahip olduğum bilgileri paylaşacağım. Biz bu bilgilerle de bu bilgileri artık yorumlamak size kalmış. Belki çıkar, belki çıkmaz. Bilmiyorum. Ben fazla çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü çok düşük bir ihtimal çıkması. Yani bunun sonucuna varmak size kalmış. Yani o yüzden belirli bekleyişlerde bulunmayın ki hayal kırıklığına işte uğramayın. Tabii bunu yapan çok fazla kişi değil, birkaç kişi. Diğerleri zaten beni bilen biliyor. Her neyse. Şimdi biz buraya geldik. Burada sesler falan duymaya bekleyeceğiz. Bilmiyorum, at çığlıkları sesi duymaya bekleyeceğiz. At çığlıkları derken o videolardaki o korkutucu çığlık değil, hani gibisinden bir ses. Çok saçma sapan bir ses çıkardım. Neyse. Geldik şuraya. Burası Las Barrancas kasabası. Haritanın hemen şurasında bulunuyor. Hemen şu Big Ear'ın sol tarafında karşıdaki yer. Big Ear'ı da buradan görebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle birazcık yukarı çıkalım. Bu Las Barrancas'ta neler var dostlarım? Lan lan! O şerefsiz. Gene bak, gene uçak, gene uçak, gene bu uçak baraja çarpacak. Neyse. Gene Big Ear orada. Gene uçaklar bizi avlamaya çalışıyor ahbaplar. Uçaklar bizi avlamaya çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Demek ki bize karşı bir kinleri var. Her neyse. Geldik biz bu Las Barrancas kasabasına. Tam şurada gördüğünüz tepenin içinde bir tane. Tamam CJ, anlıyoruz kanka, anlıyoruz. Bir manitaya ihtiyacım var. Hepimizin ihtiyacı var. Sakin. Neyse. Geldik biz buraya. Şurada Kızılderili harabeleri var. Zaten şöyle bir göz attığımız zaman şuraya evlerin çoğu ve evlerin bir kısmı daha doğrusu şeyler eski Kızılderili evlerinin düzenlenmiş hali. Hani kasabanın yarısı olduğu gibi duruyor. Burası da bir terk edilmiş. Aslında burası çok güzel bir mekan olurdu. Buraya oturursunuz, meditasyon falan yaparsınız. Keşke sinematiklerde yer verselerdi buraya. Muhtemelen vermişlerdir. Dediğim gibi oyunun betasından bu yana çok büyük bir değişiklikler oldu. Çok büyük değişiklikler oldu. Her neyse. Şuraya baktığınız zaman burada cemetery yazar. Burası bir mezarlık. Şurası bir kilise. Bu arada kiliseye çevirmişler bu binayı. Şurası bir mezarlık. El Castillo del Diablo'daki cemetery tabelasıyla aynı şeye sahip, modele sahip. Şuradaki mezarlık
yok. Hani mezar taşları falan gitmiş. Demek ki toza toprağa falan karışmış. CJ gene aşağı düşüyor. Kendisini tutamadı. Yer çekiminin etkisine, güzelliğine, çekiciliğine karşı dayanamadı. Neyse, nerede şey? Aynen burada. Oradaki mezar, şurada az önce bahsettiğimiz, uçmadan önce bahsettiğimiz mezarlık, mezar taşları toza toprağa karışmış. Demek ki çok çok eski bir mezarlık. El Castillo del Diablo'dakinden daha eski, çünkü orada hala mezar taşları falan duruyordu. Ama burada da çok ilginçtir, şurada kırmızı bu ışık var. Burada ışık yok ama şurası kırmızı bir şekilde aydınlanmış, yani kızıl bir aydınlık var. Lütfen gider misin, uçakçıyız, uçak. Seni görmek istemiyoruz, her neyse. Şurada tepeden etrafta uçurum var. Uçurumlar muhtemelen şu suların şu anki bulunduğu yemekhanelerdir. Şurası gerçekten büyük bir uçuruma benziyor. Zamanında buraya baraj olmadan önce uçurulmuş. Büyük kanyon gibi bir şey olduğu yer olsa gerek. Şurada da kırmızı bir ışık var. Çok ilginç. Demek ki burada araçların durması gerekiyor diyerek çok iğrenç bir espri yaparım. neyse. Kasaba hakkında birazcık bilgi vereyim. Zaten Samp oynayanlar, Samp videolarını izleyenler bilir. Ben bu kasabada bayağı böyle bir base, yani anlıyorsun, bu kasabaydı. Şu şehrin petleri arasında, şehrin insan modelleri arasında bayağı genç insanlar var. Şurada bir tane fıstık var. Devam ediyoruz. Çevrede bakalım başka kimler var. Siyah giyen bir tane adam olacak. Uzaylı videolarından bildiğimiz siyah şapkalı, siyah trench coatlu bir tane cowboy. Ben de bir tane uzun ceket aldım bu arada, çok mutluyum. Uzun ceket aldığım için. Bu arada şöyle bir duyuru yapayım. Bu eve geçtim. Bu evden çektiğim ilk video. Zaten salonu da kendi odama çevirdim. 3, 2 artı 1 de 3 artı 0 alındı. Bu arada Cimbomlulara selamlar. Şahsen Trabzonspor'um ve çok muhteşem bir bölge. Neyse, o konuları fazla deşmeyelim. Saat yavaş yavaş ilerliyor. Yavaş yavaş vakit sabah oluyor. Trading Post, GIF falan diyor. Etrafta Kızılderililere, Kızılderili temalı turizm yerleri falan var. Şurada bir tane mühendis bir arkadaşımız var. Sen neden buradasın? Burada yapım aşaması yok, bir şey yok, hiçbir halt yok yani. Sen neden buradasın? Neyse. Şurada turizm amaçlı şeyler falan duruyor. Çadırlar falan, muhtemelen bu bir oteldir, evet. The Pea Motel, çok hoş bir ismi var. Neyse, Senior Rex diyor. Kablo TV varmış. 24 dolardan başlıyormuş herhalde gecelik kirası. 24 dolar ise 24 kere 30'dan 720 dolar bir aylık kira. Yani fena değil aslında. Böyle hoş bir yerde, böyle bir çadırlarda kablo TV var madem. Gayet iyi. Sadece zaruri ihtiyaçlarını giderecek bir yere ihtiyacım var. Ki kendi, yani şurada durduğun zaman o kadar da büyük bir yer değil ama yine böyle bir yere ihtiyacım var. Neyse, konudan fazla sapmadan, hiç at sesi falan duymadım ben. Şöyle bir şeyleri inceleyelim ama. Bakalım herhangi bir kalıntıdır, yıkıntıdır, döküntüdür var mı şu denizin altında. Şurada bir tane bug var bu arada, haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Buralarda bir yerde bir tane bug olacak. Öyle hatırlıyorum. Sherman Reservoir falan diyor. Hemen barajın yanında bir yer. Şöyle suyun altına giriyorum. Hemen bakıyorum var mı böyle harabe modelleri tarzında bir şeyler var mı diye. Zaten olmazsa saçma olur aslında. Yani kimse gidip de uçurumun dibine ev yapmaz. Çünkü ulaşılması zor bir mekan. Bayağı zor bir mekan. Hemen dibimizde San Fierro var. Birazcık da ilerlersek Los Santos göreceğiz. Burada evet, fazla bir şey yok. Ben de böyle sizi bilgilendirmek istedim, böyle bir sır hakkında. Yani bu kadar. Ve Zenit sinemimize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.